şu elimde tutmuş olduğum Instagram giriş ekranı sizce gerçek mi, sahte mi? Ama gerçeğine çok yakın. Peki nasıl yaptığımı merak ediyor musun? Hadi gel kardeşim, Android Studio'da birlikte koklayalım. Sen de Instagram giriş ekranı yap. Mobil uygulama konusuna kendini geliştir. Selam, canlar. Ben Kubilay Can. Bugün sizlerle birlikte Instagram'ın giriş kısmını nasıl tasarımlayacağız, bundan bahsedeceğim. Arkadaşlar, bunu yaparken kesinlikle programlama yapmayacağız. Çünkü aranızda kötü niyetli arkadaşlar da var ve bunu başka bir şekilde kullanabilirler. Sizler programlama kısmını ayrıyeten öğrenirsiniz. Ben şu anda sadece sizlere Instagram'ın giriş kısmını nasıl tasarımlanacağından bahsedeceğim. Hazırsanız başlayalım. Bu arada başlamadan önce sizlere şunlardan bahsediyorum. Şu solunda görmüş olduğunuz margin top var. Sağında da görmüş olduğunuz padding top var. Şimdi bu iki kelimeyi kafanızda yer edin. Çünkü birçok kez göreceksiniz bu kodlar içerisinde. Ne işe yaradığını anlamanız için söylüyorum. Yukarıda da bir buton koydum. Margin top, bu solunda görmüş olduğunuz margin top değerini vermişsen bu butonun dışındaki boşluğu yaratıyor. Yani top değeri yukarı demek. Yani onun için margin top yukarı taraftaki değere bir boşluk yaratıyor. Padding dersem içeride eğer giriş yap gibi bir buton varsa onun içinden bir boşluk yaratıyor. Yani kısacası birisi dışarıya çalışıyor, boşluk yaratıyor. Biri de içeriye. Margin olan dışarıya, padding olan içeriye. Umarım anlamışsındır kardeşim. Devam ediyoruz şimdi. Burayla hiç oynamıyorum. Finish diyorum. Şimdi arkadaşlar biraz bekleyeceğim. Aşağı tarafta yüklemelerini gerçekleştirecek. Bu yüklemesini yaptıktan sonra işimize devam edeceğiz. Uygulamamızın içerisine görseller yükleyeceğim. İşte Instagram'ın işte yazısı olsun, işte PNG olarak, ne bileyim Facebook'un işte o logosu olsun. Bunları hep koyacağız. Sizler de eğer bu görselleri almak isterseniz Discord kanalımdan ulaşabilirsiniz. Aşağıda link açıklamada. Ha, ulaşamayanlarınız varsa da WhatsApp üzerinden de belki ulaşabilirsiniz. WhatsApp'a da yükleyebilirim belki. Bilmiyorum yani, o duruma bağlı. Ama dediğim gibi arkadaşlar Discord üzerinden görsel kısmından alabilirsiniz. Oraya yükleyeceğim. Şu an yüklemelerim tamamlandığını düşünüyorum. Yukarı taraftan kod kısmına geliyorum ya da şöyle tasarımlı bir şekilde size de göstermek isterim. Şimdi arkadaşlar app'ye giriyoruz. Buradan app'de kısmından manifest, java ve rest olarak 3 tane klasör görünüyor. Bu klasörleri manifest olan işte mobil uygulamamızın içerisinde olan özellikleri barındırır. Yani genellikle manifest'te ne olur? İşte kamera özelliği kullanılacaksa kamera özelliği manifest'te çağrılır. İşte ne bileyim mikrofon çağrılır. O işlemlere yarıyor. Gradle kısmı da aslında bizim bir nevi şey diyebiliriz arkadaşlar. Kütüphane aracımız. İşte versiyonları falan değiştiriyoruz arkadaşlar. Bu arada bu yayınlanmayacak Google Play'de. Bilginiz olsun, yani ben sadece hani göstermelik olarak anlatıyorum. Arkadaşlar rest kısmına bakacak olursak, rest resimden gelsin diye aklınıza oluşmasın. Çünkü drivable diye bir kısım var. Ben buraya koyuyorum resimlerimi. Buradan ağrı çekiyorum ve fotoğrafları buraya yükleyeceğim. Hatta şimdiden yüklemeyi planlıyorum. Dilerseniz ben bir yüklemeyi yapayım. Buraya copy dedim. Paste dedim. Evet, yüklemelerimi yaptım arkadaşlar. Ne yüklemişim arkadaşlar? Bakalım. Facebook yüklemişim. Aynen. Bir de arrow yüklemişim. Türkçenin yanında böyle bir açılan bir şey vardı. Arrow kısmı vardı. Onu yüklemişim. İç arrow ve Instagram'ın yazısı. Tamam. Gayet güzel. Java kısmına geliyorum. Burada ilk kısma tıkladığımda main activity Java kısmı burada. Yani ana açılan ekran kısmı burada. Burayı yanlış yazarsanız büyük ihtimal hata alabilirsiniz. Burada sürekli build yapacağız. Daha sonra main activity'nin bir de tasarım kısmı var. Burası program kısmı. Bir de tasarım kısmı var. O nerede biliyor musunuz arkadaşlar? O da layout kısmında. Orada activity main'den ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Her proje oluşturduğunuzda genelde orada olur. Şimdi gelelim burada tasarımlarımıza. Burayı komple sildim. Neden sildim biliyor musunuz? Çünkü burayla bizim işimiz yok. Şimdi arkadaşlar ekranda genellikle aşağı ve yukarı kısmı yaptığımız için bize bir scroll gerekecek. Ben onun için şöyle bir scroll ekranı oluşturdum ve arka planında dark yaptım. Dark tema yaptım. Çünkü Instagram'ın da aynı şekilde dark tema kullanıyor. Dark temamızı oluşturduğumuza göre bize bir linear layout lazım. Bu da şu demek. Tüm bileşenleri içinde kaplayacak. Yani ne kadar item varsa üzerinde hepsini bir yerde topladığı bölüm olacak. Onun için linear layout oluşturuyoruz. Çünkü ortalamamız lazım. İşte ne bileyim inputları olsun, şifre inputu olsun, ne bileyim buton olsun, aşağıdaki şifremi unuttum kısmı olsun, hesabın yok mu kısmı olsun. Bunlar hep ortalanması lazım. Onun için ilk kümenin içinde olması lazım. Onun için biz de linear layout oluşturacağız. Şimdi linear layout'umuzu eklemiş olduk. Arkadaşlar aşağı iniyoruz. Linear layout'ta neler var? Bundan biraz bahsedeyim. Özellikle layout width ve layout height gibi böyle kelimeler görürseniz anlayın ki uzunluk ve genişlik, en ve boy oranları veriliyor. Width genellikle en oluyor şu şekilde. Height ise boy
boy olarak veriliyor. Şimdi arkadaşlar burada orientation var. Bu arada ben böyle okuyorum. Kusura bakmayın, İngilizcem biraz kötü olduğu için. Ama anlayabiliyorum, şey yapamıyorum. Okuyamıyorum. Şimdi arkadaşlar bu da şu demek. Dikey bir şekilde alt alta sıralıyor. Bütün işte ne bileyim ne varsa inputlardan işte telefondur, giriş inputu olsun, şifre olsun ve diğer itemlar olsun, bunları alt alta sıralayacak. Daha sonra gravity kısmı var. Bu da şu demek. Center horizontal. Yatayı tam ortalayacaksın. Yani ekranın buradan burasına bir ortalayacaksın diyor. Bundan bahsediyor. 24 dp olan padding kısmı da içeriden, bakın dışarıdan değil, içeriden daraltıyor. Yani içeriden bir boşluk yaran. Bakın burada padding'e herhangi bir top oranı veya bak topu verince bak değer değişiyor. Buradan veya bir bottom oranı verilmiyor. Burada padding diyor. Yani genel olarak verilmiş. Onun için burada 24 dp idealdir diye düşündük. Bunu bu şekilde koydum. Şimdi arkadaşlar bize ne gerekiyor? Instagram'ın fotoğrafı. Biz ne yaptık? Instagram'ın fotoğrafını indirdik. Drawable'a zaten atmıştık. İşte burada arkadaşlar. Şimdi burada ne diyor? Insta. Drawable'da Insta varmış. Bakın formatını yazmanıza gerek yok. Zaten sistem direkt bunu alıyor. Ben şunu şöyle yapayım, anlayacaksınız. Bak hiç bilmeyen arkadaşlar için anlatıyorum bu arada. Insta dedim, bak çıktı zaten. Direkt gördü. Ya ben bunun adını farklı bir şey yapsaydım farklı bir şekilde çıkardım. Margin top. Ne demiştim arkadaşlar? Margin değeri görürseniz kesinlikle anlayın ki dışarıdan bir etki gelecek. Yani bu şu demek. Bak mesela ben sana şöyle anlatayım. Gördün mü? Sağ tarafı görüyorsun değil mi? Bak 100 dedim. Gördün mü? Dışarıya etki veriyor. Ama içeride bir buton olmadığı için içeriden bir baskılama olmayacak. Eski halde geri aldım arkadaşlar. Vidit'e 200 dp vermiş. Hate'e de 60 dp vermiş. Bu da şu demek. Anlamanız için söylüyorum. Bakın gördünüz değil mi? Buraya da aynı şekilde bak 100 dedim. Daralttım 200. Gördünüz mü? Bu da bu aslında arkadaşlar. Bunu da anlamış olduğunuzu düşünüyorum. Gravity de zaten ortalama. Şimdi geçelim diğer tarafa. Bizim Instagram'ın altında ne gerekiyor? Telefon, e-mail ve username giriş yapan bir input lazım. Hadi bir de input ekleyelim. Şimdi edit text dediğimiz kısımda bizim inputumuz. Şimdi biz bunlara bir de ID vermemiz lazım. Çünkü neden? Biz bu ID'yi çağıracağız. Program main activity'de çağıracağız. Tıpkı şey gibi düşünebilirsiniz. Web bilen arkadaşlar çok iyi anlayacaktır beni. Tag'ı çağırırken, bir div'i çağırırken ona bir ID veriyorsun değil mi? O ID gibi düşün. Buna da aynı şekilde input'a bir ID verdik ya da bir name gibi, form gibi düşünebilirsin. ID verme şekli bu şekildedir. At artı ID slash username diye belirtmiş olduk. Şimdi arkadaşlar burada min hate var. Hate'i biliyorsunuzdur. Yükseklik anlamına geliyor. Min ise minimum yükseklik 48 dp olsun istiyorum. Hint kısmına gelelim. Burada webciler iyi bilir ki placeholder olayı vardı. Yani input'ların içerisine placeholder yapıyorduk. İşte şifrenizi giriniz. Ne bileyim işte username'inizi giriniz gibi böyle kelimeler kullanıyorduk. Burada da hint kullanıyoruz. Telefon numarası, işte kullanıcı adı veya e-posta. Daha sonra background. Asıl mevzuya gelelim. Arkadaşlar burada Drawable'ın içerisine bizim bir edit text. Şunu ben bir kopyalayayım arkadaşlar. Görmeniz açısından söyleyeceğim. Burada bir tane XML dosyası oluşturuyoruz. Amacımız ne? Bizim bu tasarımımızın yani o input kısmının tasarımını arka planda yapacağız. Tıpkı CSS gibi. Biz glass'ı çağıracağız. Bu bir glass'tır arkadaşlar. Yani glass'ın içerisine biz tasarımsal olan her şeyi koyacağız. İşte ne bileyim çerçevesini koyacağız, rengini belirteceğiz, işte yazısını belirteceğiz gibi gibi düşün. Onları koyacağız ve bunu çağıracağız. Şöyle yaptım arkadaşlar. Tamam. Edit text'imiz gitti bak. Böyle kırmızı olursa anlayın ki demek ki bir şeyler eksik var. Onları tamamlayacağım anlamına geliyor. Şimdi burada text color FFF zaten kodları az çok olsun hakimsinizdir. Rengini belirtmiş olduk. Color hint rengini yine belirtmiş olduk. Text size yazının boyutu 14 cp olsun istiyoruz. Daha sonra padding değeri içeriden bakın anlayacaksınız. Ara boşluk gitti. Bak ara boşluğu sağlayan şey demek ki buymuş. Yani içeriden bir daraltma yapıyorsun. Yani aslında içeriden bir boşluk yaratıyorsun. Var neyle? Instagram'la input'un arasında bir boşluk var. Görüyor musunuz? Bu boşluğu yaratan bu arkadaş. Ama içerideki boşluğu yaratan arkadaş da bu arkadaş. Anladınız mı mantığı? Umarım anlamışsınızdır. İki defa tekrar ettim özellikle. Hani anlamayan arkadaşlar için bunu tekrar etmek zorundayım. Şimdi arkadaşlar bu selector kısmı var. Bizim selectorla işimiz yok. Bizim işimiz shape'le. Çünkü bize shape lazım. Şimdi shape bir obje demektir arkadaşlar. Bizim shape'imizi belirtmişiz. Rectangle demişiz. Yani dikdörtgen olarak belirtmişiz. Burada color rengi, arka plan rengini koymuşuz. Zaten şurada sol tarafta ufak bir ön izleme rengi görünüyor. Stroke kısmı aslında bizim çerçevemizin kenar rengini vermiş ve kalınlığını vermişiz. Sonra corners kısmı radius'ta da şey demek... çerçevenin kenar yumuşatması arkadaşlar. Şimdi bir bakalım arkadaşlar. Olmuş mu? Görüyorsunuz arkadaşlar. Rengi bakın çerçevenin rengini de kenar rengini de kalınlığını da görmüş oluyorsunuz bu bakımdan. Şimdi arkadaşlar şifremizi de ekledik. Şifremizde ne var? Bakın ID username demişiz. Burada password demişiz. Anlamış olduğunuz zaten ID olayını. Burada herhangi farklı bir şey göremiyorum. Şu. Şimdi arkadaşlar burada input type diye bir durum var. Şimdi bunda da input type var ama ben input type niye eklemedim? Arkadaşlar bu zaten varsayıyla böyle eklerseniz input type'ı text olur. Ama
Bak mesela password'da eklediğim input type'da text password diyorum. Bu ne demek biliyor musunuz? Web yazılımcı kardeşlerimiz iyi bilir ki bir input'u eklerken type, yani bir türüne koyman lazım. Password mu, number mı, işte ne bileyim text mi, email mi? Bunları eklememiz lazım, tamam mı? Biz de bunu bir tür olarak belirtiyoruz. Input'un türü password. Yani şifreyi gösterme. Nokta olarak gözüksün şifreler. Bizdensin. Bakın mesela yukarıdaki input type yok. Neden? Çünkü varsayılan text. Anladınız mı? Bize şimdi bir buton gerekiyor. Butonumuzu da ekleyelim. Çok güzel. Şimdi bakın burada da bir hata verdi. Neden? Rounded butonunu ekleyecekmişiz. Demek ki bir class eklenecek. Bunu anlayın. Bakın burada da bir ID'miz var. BTN giriş yap kısmı. Drivable'a geliyorum. Yine bir class oluşturuyorum. Enter diyorum ve oluşmuş oluyor class'ımız. Burada da yine selector olayı dönüyor. Class'ımızı oluşturduk arkadaşlar. Yukarı tarafta rounded'a geliyoruz. Arkadaşlar burada selector'umuz var yine. Burayı siliyoruz. Bizim yine shape'imize lazım. Burada da yine rectangle yapmışız. Bu da dikdörtgen olarak belirterek bu rengini vermişiz. Coordinates radius 10 dp'lik bir çerçeveye biraz yumuşatma verdik. O kısmı hani 4 dp vermiştik ya yumuşatma. Burada da aynı şekilde 10 dp'lik bir yumuşatma gerçekleştirmişiz. Bakalım arkadaşlar bu olmuş mu? Şöyle bir kaydettim. Evet. Niye gözükmüyorsun dostum? Derdin mi var? Gözükmesi lazım. Bu arada herhalde şeyden geldi. Rengi biraz geç geliyor. Yapacak bir şey yok. Kafası sonradan geliyor. Bizim şimdi burada işimiz bitti. Şimdi linear layout'umuzu oluşturmuş olduk. Şimdi bize bir view lazım. Çünkü yadanın yanlarında çizgiler var abi. Bu çizgileri oluşturmamız lazım. Ama yadayı da ekleyeceğim. View ve text view olarak ekleme yapacağız. Burada widthine height'ini verdik. Height aslında kalınlığından bahsettim. 0.5 dp'lik yeterli olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben biraz baktığımda benim OLED ekran monitörüm olduğu için ben sola çektiğimde çizgi yok oluyor. Gözükmüyordu Instagram. Ama sağ taraftaki diğer ekranımda OLED olmadığı için ona baktığımda orada çizginin gözüktüğünü fark ettim. Bu da benim önceki çizgilerim kalındı. Biraz incelttim. 0.5 yan. Şimdi arkadaşlar burada layout width kısmı var. Bu arkadaş bir değeri vermiş. Sadece bu alanın içerisinden bir pay ver diyor. Yani sol payını bu arkadaş aldı. Aşağıda da aynı şekilde diğer sağ payını bu arkadaş almış oldu. Arada da zaten yada var. Zaten background rengi gri verdik. İkisi de aynı renkte. Burada padding start var arkadaşlar. Bu da şu demek. Layout weight'in dedim ya bir pay kısmı. Bunun sonu end oluyor. Buna göre başlangıç, buna göre son. Ve onun için 12 dp'lik soldan bir boşluk yarattı. Aynı şekilde padding end'de de sağdaki arkadaşa göre onun başlangıcı ya da sonu. Ona da end olarak 12 dp'lik verdi. Şöyle yapınca da anlayacaksınız dibine giriyor. Şöyle de yapınca da ara boşluk oluşmuş oluyor. Bu arada hem göstererek anlatıyorum. Umarım hepiniz anlıyorsunuzdur. Yani boşuna anlatmıyorum ki. Arkadaşlar bir tane daha linear layout oluşturdum. Bunu ne için oluşturdum? Şimdi biliyorsunuzdur Instagram'ın ekranının altında bir tane Facebook ile giriş yap diye bir buton var. Facebook'un da logosu var. Bize şimdi o kısım lazım. Onun için aşağı tarafa bir margin top değeri verdik. 30 dp'lik bir boşluk yaptık. Artık buraları anlatmayacağım. Anlamışsınızdır. Yatay düzlemden bahsettik. Şimdi gelelim image view ile text view. Facebook'un görsel olması lazım. Ben dediğim gibi şurada Facebook'un PNG'si oluşturduydu. Bak göstereyim. Bunu zaten çekiyor. Nereden çekiyor abicim? Drivable'dan çekiyor face'i bak. Boyutunu da vermişiz 20 dp'ye 20 dp vermişiz. Margin end demişiz. Bu da şu demek. Bu Facebook ile giriş yaptığı text view'in bunun başında bunun sonunda olduğu için 8 dp'lik aralık vermişiz. Facebook ile giriş yap yazısının dibine çok fazla girmesin. 8 dp ara boşluk olsun. Belirtmiş olduk. Aşağı taraftan da bir id vermişiz. Şimdi bize bir de hemen Facebook'un altında şifremi unuttum lazım. O da bir bağımsız olacak. Linear layout'la bağlantılı olmayacak. Text view içerisinde ne var? BTN forget diye bir şey eklemişiz. Şöyle biraz ara boşluk yaratalım. Wrap content ve wrap content. Tamam burada da farklı bir şey var mı diye bakıyorum. Yok farklı bir şey de yok. Anlamışsın zaten. Şimdi gelelim asıl mevzuya. Bunu size nasıl anlatacağım bilmiyorum. Ama bunu ilerleyen vakitte anlayacaksınız. Çünkü main activity Java'ya geçtiğimizde orada daha detaylı anlayacağınızı düşünüyorum. Ama bir şey fark ettiniz mi? Hesabın yok mu yazıyor. Kaydol yazmıyor. Kaydolu biz main activity'de yapacağız. Çünkü o ayrı bir buton. Bizim burası bir buton değil. Bu bir buton değil arkadaşlar. Onun için bizim buton dediğimiz şey kaydol kısmı. O maviş olan yer var ya. Orası çok önemli. Bunu sadece bir yazı olarak bıraktık. Şimdi burada farklı gördüğünüz bir şey var mı? Ona bir bakayım. Text is select table var. Bu arkadaşlar şey tıklanılamasın, seçilemesin. Oh başka bir şey değil. Arkadaşlar şu an aşağıda görmüş olduğunuz iki tane linear layout var. Peki bu ne? Şimdi birincisi arkadaşlar bu kısımdaki linear layout aslında bizim alt footer'dır. Tamam. Şimdi yukarı tarafta Instagram'ın yukarı kısmına header, aşağı orta tarafa content yani içerik kısmı, en alt tarafa da footer deniyor. Arkadaşlar ikinci linear layout'taki kısımda width'ini ayarlamışız, horizontal demişiz yani ilk kısmı belirtmişiz.
belirtmişiz. Aynen. İlk kısmı belirtmişiz. Merge top 1 DP. Ha bu ne biliyor musunuz arkadaşlar? Meta gizli koşul hakkında ilk satırın olduğu bölümü Dinner Layout'a almışız. Onu da şöyle göstermek istiyorum sizlere de. Arkadaşlar şu kırmızı alanlara bakmayınız. Birazdan Style Up Footer butonu ekleyeceğiz. Oradan anlarsınız nasıl olduğunu. Şimdi hepsine bir ID verilmiş. Burada farklı bir şey görüyor muyum diye bakıyorum. Hepsine bir payda verilmiş. Yani başka bir şey yok. Tekstler var. Yazıları konmuş içerisine. Tamam. Burada bir farklı gördüğünüz şey style değerini belirtmiş. Şimdi buradan arkadaşlar Resource'un direkt içerisine atıyoruz. Footer butonun içerisinde bulunan tasarım. Yani tasarım kısmı arkadaşlar. Bu arada şunlara aldanmayın. Birazdan zaten bunlar hop gidecek demeye gelmedi. Background'umuzu belirtmiş olduk. Transparent olacak. Yani arka plan olmayacak. Text color'umuzda yani yazının rengi, boyutu, padding aralığı, min yüksekliği, min eni, text all caps kısmı da yazının hepsini büyük harfle yapma diye belirtmişiz. Devam ediyoruz. Şimdi buranın da işi bittiğine göre son linear layout oluşturuyoruz. Bu arkadaş da yine hangi kümeyi kapsayacak? Aşağıda Türkçe ve copyright kısmını kapsayacak. Herhalde aynen. Hop şöyle aldım. Bu arada ben özellikle hızlı hızlı anlatmaya çalışıyorum ki siz de anlayın. Burada da ne var arkadaşlar? Farklı bir şey de yok. Aşağıda Türkçe kısmı var. Türkçenin yanında bir arrow var. Hani açıyorsun da seçenekler çıkıyor işte ne bileyim Almancası, Arapçası o çıkıyor ya. İşte orada seçenekler çıkma. Yani orada bir ikon var. Ona basmalı bir ikon yapmış olduk. Image'li. Onu da hangisi biliyor musunuz? Bak şunu da göstereyim. Aa şu. Alttan seçenek. Bana koymuş olduk. Bir şey yok yani. Burada da footer butonu zaten yine aynı yerine size'dan çekiyoruz. Daha sonra bakıyorum. Copyright'ımızı eklemişiz. Herhangi bir farklı bir şey görmedim. Onun için size de buradan farklı bir şey anlatacağımı da düşünmüyorum. Arkadaşlar burayla işimiz bitti. Artık ne yapıyoruz? Main activity'ye geçiyoruz. Şimdi burası çok karmakarışık arkadaş. Bakın bu aşağıdan bundle'a kadar benim verdiğim kodu yapıştır. Bak yukarıya sakın oynamayın. Dosyanızın aslında bir kimliği. Bu import dediğimiz şeyler aslında bir kütüphaneden gelen import dediğimiz bir araç gereçlerimiz. Bu araç gereçlerimizi burada aşağıda tanıtmış olduk. Edit text. Neydi arkadaşlar edit text? Tabii ki de bu input. Neyin değişken adı? Username ile password'a bir değişken adı belir. Aşağıda da username print via by ID. Neydi? Aklınıza ne gelecek? Hadi bakayım. Bak yine söyleyeceğim. Söylemek istemiyorum. O, söylemeyeceğim. Şöyle anlatacağım. Ekranda görüyor musunuz bilmiyorum ama. Şöyle. Şu aklına gelen var mı? Get element by ID. İşte bunun mantığı da bu. Print via by ID. Username ID'sini alıyoruz. Password'ınkini alıyoruz. Bazılarının diğerlerinin de ID'sini almışız. Giriş yap butonu. Kaydol butonu. Facebook butonu. Forget butonu. Bu arada Facebook text bir evdi. Giriş yap butondu. Forget'a text bir evdi olsa gerek. Kaydol'da aynı şekilde. Biz bunları yukarı taraftan tanıtıyoruz. Tamam. Butonumuza bunu belir. Text bir evimize bunları belirmişiz. Bunları bu arada bu şekilde belirtmek zorundasınız. Ve aşağı tarafa indiğimizde BTN kaydol. Tamam. Burada toas diye bir kelime görüyorsunuz. Make text. Şimdi bu arkadaş ne biliyor musunuz? Aşağı taraftan bir bildirim çıkıyor. Başarılı. Başarısız. Yani tıpkı swell alert gibi düşünebilirsin. Şimdi BTN kaydol butona basarsak set on click listener. Tıklama dinlemesi yapıyor. Kayıt sayfasına yönlendiriliyorsunuz diye bir yazı geliyor. Tabii sen bunun içerisine bunu değil de başka bir şeye bir yere yönlendirmek istiyorsan o sana kalmış bir şey. Aşağıda da aynı şekilde BTN giriş yap diyor yazısı çıkacak. Facebook atılarsa Facebook ile giriş yap kısmı çıkacak. Buradaki tıklama ibaresidir. Asıl gelelim zurnanın zırt dediği yere. Şimdi arkadaşlar burada bir string türümüz var. Text olarak belirtilmiş hesabın yok mu kaydol. Ne yap dedik? Öncekinde dedim ki size arkadaşlar orada sadece hesabın yok mu ekledik. Başka bir şey eklemedik. Kaydol eklemedik. Neden eklemedik? İşte buradaydı. Bu da snapple string, snapple falan. Bu iki gruba ayıracak. Hesabın yok mu soru işaretine kadar olan birinci parça. İkinci parça da kaydol kısmı. Burada da görmüş olduğunuz gibi snapple sıfır karakter. Yani hesabının sonundan başlayıp 14 karakter ilerleyecek. Soru işareti kadar olana beyaza boya diyor. Tamam. Snapple yine tekrar oluşturdu. Set Snapple denmiş. Bu sefer click span dedik. Tamam. Burada bir tane click span olayımız var. Butona tıklama olayı. 14'ten sonrası 15'inden sonrası arkadaşı da ne yapacağız? Maviye boyayacağız. Buton mevzusu olduğu için maviye boyanacak. Tamam mı arkadaşlar? Burada da click span'e basıldığında yani kaydola basıldığında nereye gideceğini belirtilmiş. Burada da tıklanacak ögenin rengi. Bu kadar basit arkadaşlar. Çok da öyle aman aman bir şey de yok. Burada da set Snapple. Ya bu şey arkadaşlar biçimlen yazıyı göster gözüküyor. Bu da set mountain tıklanılabilir hale getir diyor. Aşağıdaki de BTN kaydol setting. Tıklayınca arka taraftan bir ışık sarı ışık oluyor, beyaz ışık oluyor. Böyle bir dış ışıma oluyor. Onu söylüyor da transparent yapmış. Ama başka da bir şey yok. Bir de gelin kontrol ediyor. Çalışacak mı? Bu arada APK nasıl alacağınızı da birazdan bahsedeceğim. Bekleyin. Ama bu APK'yı aldığınızda Google Play'e yükleyemezsiniz. Bunu bilin yani. Evet. Instagram açılıyor. Evet arkadaşlar açıldığı gibi ekran geldi.
Bakın hani dedim ya size tür çok önemli. Bakın burada yazabiliyorum, yazı gözüküyor değil mi? Ama burada yazamıyoruz. Görelim, yazı gözükmüyor. Anladınız mı arkadaşlar? Mevzu bu. Tıkladığımda ha bak alert olayı. Şimdi giriş yapa bastım. Giriş yapılıyor diye bak küçük bir ikon da koyabilirsin. O sana kalmış bir şey. Tıkladığımda bu böyle bir yazı geliyor. Bu işte alert gibi bir şey, anladın mı? Ben öyle diyorum yani. Facebook'a giriş yapa basıyorum. Bunu nasıl APK çıkarıp telefonuma yükleyeceğimden bahsedeceğim. Geliyorsun abicim buraya. Buradan bu yıl kısmı var, tamam mı? Burada app bundle var. APK diyorsun. Bak sağ tarafa bir şey gelecek. Uyarı gelecek. Locate diye bir kısım var. Buraya tıkladığında şöyle bir klasör gelecek aşağıya. Burada app debug kısmı var. Bunu alıyorsun kardeşim, telefonuna gönderiyorsun. Sonra ona bilinmeyen kaynaklarından açıyorsun ve indiriyorsun. Dediğim gibi arkadaşlar bu sistem bu şekilde çalışıyor. Tamam mı? Hatta ben de indirdiydim, çalışıyor. Şöyle de göstereyim. Görünüyor mu bilmiyorum da şöyle yapayım da. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çalışıyor yani. Bir sıkıntı yok. Umarım bu videoyu beğenmişsindir güzel kardeşim. Beğen tuşuna basmayı, kanalıma da abone olmayı, videoya da like atmayı unutma güzel kardeşim. Into the night, I raise my hand to the fire.